Merhabalar herkese tekrardan Python eğitimimize devam ediyoruz, yazılım eğitimimize. Şimdi en son burada loop'ları görmüştük. Loop'lardan sonra şimdi size anlatmak istediğim konu fonksiyonlar. Python'da nasıl fonksiyon oluşturuyoruz? Bunu göstereceğim. Şuradan gidelim. Tabii ki sonunda pi uzantısını da koymamız lazım. Şöyle örneğin diyorum. Nokta pay. Evet, şimdi dosyamızı açtık. Dosyamızı açtıktan sonra Python'da şöyle fonksiyon oluşturuyoruz aslında. Def dediğimiz bir anahtar kelime var. If gibi ya da for gibi. Fonksiyonları da def dediğimiz kelimeyle oluşturuyoruz. Ve tüm fonksiyonlarımızı böyle oluşturacağız. Tabii lambda fonksiyonları bir istisna. Onu da bu videoda göstereceğim nasıl oluşturduğumuzu. Fakat şöyle fonksiyonlarımızı biz def kelimesiyle oluşturacağız. Bazı diğer dillerdeki gibi farklı kelimelerle oluşturmuyoruz yani. Şöyle biz burada def dedikten sonra bir boşluk bırakıyoruz. Bundan sonra bu fonksiyona bir isim vermemiz lazım. Mesela ben burada şöyle printer demek istiyorum fonksiyonuma ve parantez açıp kapatıyorum. Bildiğiniz gibi fonksiyonlar parantezle gösteriliyor ve iki nokta koyup aşağıya geçiriyorum. Aynı diğerlerinde olduğu gibi şöyle tab kadar boşluk bırakıp buradan yazıyorum. Şimdi örnek veriyorum, ben burada bu fonksiyon içine bir komut yazacağım ve ben buraya print ORT diyorum. Aşağıya geldiğimde ve burada artık print dediğim şeyi çağırmadan direkt olarak şuraya printer deyip parantez açıp kapatırsam fonksiyonu buraya yazmam benim çağırmam için yeterli. Buraya yazıyorum ve gördüğünüz gibi ORT yazdı. Ben bunu yazdığım anda fonksiyonun içine giriyor. Fonksiyon içindeki işleri yapıyor. Burada işte print diye başka şeyler ekleyebiliriz. İçine if'li ifadeler yazabiliriz, for'lu ifadeler yazabiliriz. Bu şekilde fonksiyonları oluşturuyoruz. Şimdi burada şöyle şunu bir yorum satır yapıyorum. Yorum satır yapıyorum. Fonksiyonları böyle oluşturuyoruz. Peki fonksiyonlara bir argüman verebiliyor muyuz? Evet, verebiliyoruz. Fonksiyonlara da şöyle oluşturuyoruz. Def dedikten sonra mesela burada ne diyelim? İsim olsun. Fonksiyonumuzun adı. Ve isim yazdıktan sonra parantez açıp kapattıktan sonra ben buraya x diyorum. Ve aşağı geçiyorum. Şimdi ben artık bu isim fonksiyonunu çağırırken parantez içinde bir değişken belirteceğim. Ve bu belirttiğim değişken de benim fonksiyonum içinde x olarak görünecek. Şöyle burada geliyorum, isim dedikten sonra print diyorum ve x diyorum. Ben bunu yaptıktan sonra bu fonksiyonu çağırırken artık isim dedikten sonra parantez açıyorum. Yani fonksiyon adını yazdıktan sonra parantez açıyorum. Ve orada x yerine ne kullanılacaksa onu yazıyorum. Mesela şöyle Metehan dediğimde gördüğünüz gibi Metehan'ı yazdırır. Böyle buraya x, y dersem sonra şurada x ve y'yi yazdır derim. Buradan bir argüman daha girmem gerekir. Fakat üstte kaç argüman istediysem o kadar argüman fonksiyonumun içine yazmam lazım. Bu şekilde fonksiyonlara böyle argüman girip de kullanabiliyoruz. Ve tabii bunun yanında şöyle, biz bu fonksiyonların içine eğer kaç argüman yazacağımızı başta bilmiyorsak, örnek veriyorum, bir ürün listesi aldığım bir fonksiyon yazacağım. Ama bu ürün listesi fonksiyonu ben her zaman kullanacağım. Bazen 3 ürün isteyeceğim, bazen 5 ürün isteyeceğim. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Buradan yine fonksiyonumuzu yazıyoruz. Def dedikten sonra buna da ürünler diyelim fonksiyon adına da. Ve parantezimizi açıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra burada yapmamız gereken şey yıldız koymak. Yıldız işaretinin yanına da burada ben args diyeceğim. Şöyle bunu yapıyoruz ve aşağı geliyoruz. Artık buradan biz parantez içine istediğimiz kadar argüman yazacağız. Şimdi şurada bir örneğini göstereceğim ve bu yazdığımız argümanlar bizim fonksiyonumuzun içine liste olarak gelecek. Peki listeler bir dizi bildiğiniz gibi. O yüzden de buradan for döngüsüyle bu şeyleri alabiliyorum.
Bu listedeki elemanların hepsini tek tek alabiliyorum. Tabii detaylı listelere bakacağız. Burada sadece bu bilgiyi bilmeniz yeterli. Ve şuradan print i diyorum. For döngülerini öğrenmiştik zaten. Ürün listemizdeki tüm ürünleri yazdırdım. Şimdi ben burada fonksiyonu belirledim. Fonksiyonu belirledikten sonra şuraya geliyorum. Ve burada şunu diyeceğim. Ürünler dediğim fonksiyonu çağırdım. Ve burada elma diyorum. Armut diyorum. Peynir. Mesela ilk ürünler dediğim şey bu. Ve ben bunu istediğim kadar uzatabilirim. Üstte gördüğünüz gibi herhangi bir şey belirtmedim. Bir sayı belirtmedim. Gördüğünüz gibi burada elma, armut, peynir üçünü de yazdırır. Ben buraya gelip başka bir şey daha eklersem. Ekmek. Süt mesela. Yazdığımda gördüğünüz gibi hepsini alır. İşte biz eğer başta bilmiyorsak fonksiyonumuza kaç tane argüman yazacağımızı o zaman işte böyle args dediğimiz şeyi kullanıyoruz. Ama args dediğimizde de şöyle bir sorun var. Aslında sorun değil tabii kullandığımız işe uygunsa args'ı kullanabiliriz ama şurada uygun olmayabilir args dediğimiz şey. Örnek veriyorum ben burada liste olarak yazdım elemanları. Ama ben bunlara şöyle ulaşmak istiyorum. Mesela işte şuradan bir örnek verelim. Mesela ben elmaya ulaşırken şunu yazmak istiyorum. Meyve yazmak istiyorum. Mesela işte peynire ulaşmak isterken peynir yazmak istiyorum. Yani burada şu an liste olarak geldiği için bunları tek tek yazdırmamın tek yöntemi listedeki işte şeyi elemanı seçmem. İşte mesela print for döngüsünü çıkardıktan sonra burada print dedikten sonra şunu yapabiliyorum. Args deyip kaçıncı indekste olduğunu belirtmem lazım. Mesela peyniri yazdırmak için. Şöyle. Gördüğünüzde ekmeği yazdırdı. 0, 1, 2, 3. indekste çünkü o var. Ama ben ekmeğe 3 yazarak değil, direkt olarak şey yazarak ulaşmak istiyorum. Ekmek yazarak ulaşmak istiyorum. İşte şunu da yorum satırı yapayım. Bunu da yapıyorum. Burada kullandığımız şey ise args gibi ama quarks yani qwarks şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde örnek veriyorum şuraya bir yine liste gibi olacak tabii ki. Def diyorum. Takımlar diyorum. Ve burada bunu yazarken 2 yıldız koyuyorum. Ve şöyle yazıyorum. Geldim artık fonksiyonumun içine. Burada fonksiyonuma yine liste gibi gelecek ama şurada fonksiyonumun içini yazmadan şunu göstermek istiyorum. Ben burada takımlar dedikten sonra buraya artık şu formatta gireceğim. Tek tek virgülle girmeyeceğim de mesela takım 1 deyip eşittir diyeceğim. Buna örnek veriyorum robotik diyeceğim. Virgül takım 2 örnek veriyorum. Patron diyeceğim. Şuradan takım 3 deyip formüle diyeceğim. Örnek veriyorum. Böyle bunu uzatabiliriz istediğimiz kadar. Şimdi bunu yaptıktan sonra nasıl girdiğimi gösterdim artık. Yani robotiği girdim. Artık benim buradaki elemanlarım robotik, metron ve formüla. Ama ben bu elemanlara ulaşırken liste gibi değil de anahtar değer gibi. Yani şöyle key value diyor, deniyor buna. Burada key'im takım 1, value'umsa robotik. Bu şekilde şöyle göstereyim. Print mesela takım 1 diyeceğim burada. Direkt olarak. Veya tabii şurada takım 1 yazarsam bir anlam ifade etmiyor çünkü dışarıda belirtiyorum. Onun için de şurada bunu belirttikten sonra indeksi belirttiğimizde köşeli parantez kullanıyorduk hatırlarsanız. Burada da aynı onun gibi köşeli parantez yapıp şöyle yapacağım. Buradan şu şekilde tırnak içine alıp takım 1 diyeceğim. Şimdi bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi ne oldu? Robotik geldi. Bunu ben takım 2 yaparsam ne olur? Bu sefer metron gelir. Bu şekilde bunda da istediğimiz kadar şey ekliyoruz, argüman ekliyoruz. İkisinin farkı ne? Bunda direkt olarak değerleri giriyoruz. Burada
anahtar değer. Yani anahtar ve değerleri birden. Takım 1 robotik örnek veriyorum. Takım 2 metron gibi. Bu şekilde şimdi fonksiyonlarla ilgili göstermek istediğim başka bir şey. Biz fonksiyonların her zaman bir şey yazdırmasını istemiyoruz. Mesela bazen şu bir şeyi döndürmesini istiyoruz. Döndürmek derken de ne? Ben o fonksiyonu yazdığımda benim karşıma şöyle bir sayı gelsin. Örnek veriyorum ben şurada bir fonksiyon oluşturayım. F 2 veya işte evet yani şey yapalım çarpım diyelim. Örnek veriyorum. F çarpım diyelim ve 2 sayı alalım. Bunu yaptıktan sonra şuraya gelelim. Hatta 2 sayı da almayalım. Args diyelim. Kullanıcı istediği kadar girsin. Args diyelim. Geldiğimizde burada bunları çarpalım. Bunları çarpmak için çarpmada etkisiz eleman olan x diye bir değeri 1'e eşitledim. Şöyle diyelim. For i in args. Çünkü oradaki sayıları tek tek alıp 1 ile çarpacağım. Dedikten sonra şöyle yapalım. Şuradaki parantezimiz yok. For i in args dedikten sonra x çarpı eşit i diyelim. Bu şekilde de biz sonuç olarak bunun x'i yazdırmasını değil de x'i return etmesini istiyoruz. Return etmek yani bize x'i döndürsün. Bize x'i döndürsün ne demek? Şu demek aslında. Burada ben artık print değil. Çarpım yazdıktan sonra içine şöyle 1, 2, 6, 8 eklediğimde gördüğünüz gibi 96. Yani artık benim fonksiyonumun şu verdiğim değer çarpım 1, 2, 8, 6, 8 benim kullandığım herhangi bir yerde 96 anlamına gelecek. Yani mesela şurada çarpım dedikten sonra 1, 2, 3. Ben bunu yazdırdığımda 6 gelecek. Şimdi fark ettiyseniz biz öncekilerin hepsinin içine print yazdığımız için bunları yazdırdı. Biz eğer ki burada print demeseydik bu fonksiyonların direkt olarak şu şekilde yazdım mesela. Hemen böyle görüyorum. Mesela şurası bu yorum satırından çıkardığım şey herhangi bir anlam ifade etmeyecekti içinde print olmasaydı. Fakat böyle yaptığımızda bize artık bir sayı döndürmesini sağlıyoruz fonksiyonun. Aslında fonksiyona bir girdi veriyoruz ve çıktısını bu olarak belirliyoruz. Tam olarak olay bu. Fonksiyona verdiğimiz girdi, girdi olmasına da gerek yok. Fonksiyonun aldığımız çıktıysa return de yazıyoruz sonuna. Bu şekilde return dediğimiz şeyi de böyle kullanıyoruz sonucu da. Yani bu şekilde ben şurada mesela gelip bunu yazdıktan sonra bunu 50 ile toplamak istiyorum mesela. Bunu da z'ye eşitleyeceğim. Print z dediğimde ne olur? 56 olur. 50 ile şu yazdığım şeyi toplamış oluyor. Artık bu x'i ifade ediyor. Şuradaki x'i ifade ediyor. Bu şekilde şimdi şurada bunu da yorum satır yapıyorum ve bir lambda fonksiyonu göstereceğim. Bakalım lambda fonksiyonu nasıl çalışıyor? Lambda fonksiyonlarını çalıştırmak için buraya önce bir değişken yazıyorum. Değişken yazmak zorunda değilim. Tek print içine de yazabilirim. Lambda fonksiyonlarının avantajı şu. Lambdaları biz tek satırda yani kolay bir şekilde yazabiliyoruz. Burada yaptığımız gibi yapmamıza gerek yok. Ve şöyle olacak. X dedikten sonra burada lambda anahtar kelimesini yazıyoruz. Lambda yazdıktan sonra girdimizi yani şurada gördüğünüz gibi olan girdimi yazıyorum. A çift nokta koyuyorum. A artı 10. Ben bunu yaptıktan sonra artık benim lambda fonksiyonum oluştu. Artık şu x dediğim şey bir fonksiyona eşit. Örnek veriyorum ben şuraya gidip print dedikten sonra x deyip x'e de tabii ki bir değer vermem lazım. X'e de şöyle 2 verirsem gördüğünüz gibi ne oldu? 12'yi yazdırdım. Çünkü burada ben a'yı belirttim. Lambda fonksiyonum hazır. Böylece kolay bir şekilde bunu sağlamış olduk. Burada lambda ile işte sadece bir değer vermemiz kalıyor. A virgül B deyip şunu A artı B de diyebiliriz. Ve çok kolay bir toplama işlemi fonksiyonu yazmış oluyoruz aslında. Gördüğünüz gibi buradaki iki sayıyı topluyor. Peki bu lambda fonksiyonlarını nerede kullanabiliriz? Onu göstereceğim. Şimdi size burada bir uygulama yapalım. Bu uygulama şuna yarayacak. Bizim farklı farklı tek bir fonksiyondan
farklı farklı çarpım fonksiyonları oluşturmamızı sağlayacak. Peki şimdi burada şunu önce bir fonksiyon açıyorum. Definition dedim. Çarpım diyorum. Ve çarpımdan sonra bir değer alıyorum. Buna da n diyorum. N dedikten sonra bu çarpımın bana return diyorum. Ve lambda diyorum. Gördüğünüz gibi fonksiyonun içinde bir lambda fonksiyonu açtım ve bunu return'e yazdım. Lambda dedikten sonra fonksiyonun içinde bir daha bir değer alıyorum. Buna da a diyorum. A dedikten sonra a çarpı n diyorum. Şimdi ben bunu yaparak ne yapmış oldum? Belki şu an bir anlam ifade etmeyebilir ama şu an şurada bir sonraki yapacağım adımı gördüğünüzde muhtemelen anlayacaksınız neden yaptım. Şimdi ben buraya mesela şöyle yapacağım. Nasıl yapayım? Şöyle 2 ile çarp diye bir şey oluşturdum. Değişken oluşturdum. 2 ile çarp dedikten sonra bunun içine çarpım dedim. Ve çarpım değeri neyse 2 dedim. Şimdi burada ne olacak artık? Benim 2 ile çarp dediğim şey çarpım 2. Çarpım 2 ne? Çarpım 2 lambda a. Şurayı bozduk. Lambda a 2 nokta a çarpı n. Peki artık ne oldu? Benim 2 ile çarp dediğim değişkenim girdiğim sayıyı 2 ile çarpan bir fonksiyon oldu aslında. Şöyle 2 ile çarp dedikten sonra ben buraya 5 girersem ve bunu yazdırırsam artık gördüğünüz gibi 10 olur. Şuraya ben ne yazarsam yazayım. Artık buraya yazdığım sayı 2 ile çarpan bir fonksiyon elde ettim. Tabii bunu hani direkt olarak burada niye 2 ile çarp diye bir fonksiyon oluşturmadım diyebilirsiniz. Ama ben burada artık şöyle yapıp geliştirebiliyorum bunu. 3 ile çarp. Örnek veriyorum. 3 ile çarp dedim. Çarptım dedikten sonra buraya 3 dersem 3 olur. Veya 17 ile çarp dersem 17 ile şuraya 17 yazarsam artık o oradaki fonksiyon 17 ile çarpan bir şey olur. Bu şekilde lambdayı yani return'e yazıp tekrar fonksiyonun içine fonksiyon yazmış gibi böyle fonksiyonumuzu genişletebiliyoruz. Bu şekilde fonksiyonlar ve lambdayı öğrenmiş olduk. Bu dersimiz bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere.